değerli, çalışkan, başarılı arkadaşlar. Önceki derslerimde kaç üçgen var şeklindeki soruları farklı yollarla çözmüştüm. Bu videolara bakabilirsiniz. Bugünkü dersimizde ise sayarak üçgen sayısını bulmaya çalışacağız. Çünkü birincisi bazı soru tiplerinde sayarak cevaba daha kolay ulaşabilirsiniz. İki, bazı soru tiplerinde de hem sayarak hem de diğer yollar gerekebilir. Şimdi kolay örneklerden zor örneklere doğru ilerleyeceğiz. Soru şu. Şekilde kaç üçgen var? Arkadaşlar önce noktamızı buraya yerleştireceğiz. Şeklimize bakıyoruz. Burada kaç üçgen var? Bir kolay bir örnek. Peki şimdi şuraya bakıyoruz. Bakın noktayı buraya aldık. Bunu köşe kabul eden kaç tane üçgen var? Bir. Burada. Şimdi noktayı sağa kaydırıyorum. Bir de buraya bakıyorum. Bakın bu noktayı köşe kabul eden 1 bir, bir de 2. Buraya da 2 yazdım. Toplamda kaç üçgenimiz oldu arkadaşlar? 3 tane. Şimdi bu şeklimize bakıyoruz. Noktayı buraya aldık. Bu noktayı köşe kabul eden önce bir tane üçgenimiz var. Bu tarafta kalan. Sonra arkadaşlar noktayı buraya alıyorum. Tekrar bakıyorum. Şu tarafta Değil mi arkadaşlar? Dikkat edin. Ee, burada bir tane üçgen var. Burada da bir tane toplam iki tane oldu. Noktayı şimdi bu tarafa arıyorum. Yine sol tarafımızda arkadaşlar. Bir, iki ve üç tane üçgenimiz var. Bunları toplarsak bu şeklimizde altı tane ne var? Üçgen var. Hadi soruları biraz daha ne yapalım? Zorlaştıralım. Örneğimiz bu arkadaşlar. Peki ne yapıyorum? Tekrar noktayı önce buraya alıyorum. Bakın noktamız burada olsun. Noktamız burada olursa burada olursa şurada kaç tane üçgen var? Bir tane. Peki noktayı aşağıya aldığım zaman arkadaşlar dikkat edin bakın. Şuradaki ne? Bir tane olmuş olacak. Neden? Çünkü şunda ne yapılmaz? Üçgen oluşmaz. Peki noktayı buraya alalım arkadaşlar. Bir ve iki. Buraya da iki yazdım. Şimdi noktayı buraya alıyorum. Noktayı buraya aldım. Bunu köşe kabul eden kaç tane üçgenimiz var? Bir ve iki arkadaşlar. Topladığımızda bu şeklimizde kaç üçgen var? 6 tane ne olacak? Üçgen olmuş olacak arkadaşlar. Peki, şu şekle bakıyoruz şimdi. Noktamızı buraya aldık arkadaşlar. Önce burada kaç tane var? Bir. Peki noktayı buraya alalım. Bunu köşe kabul eden, yine bir tane üçgen var, başka yok. Noktayı buraya aldık. Burada kaç tane üçgen var? Bir. Peki noktayı buraya alalım. Burada kaç tane? Üç, hayır burada iki tane var arkadaşlar. Noktayı buraya aldığım zaman bir bir de burada var iki. Peki noktayı buraya alalım. Şundan dolayı bir tane üçgenimiz var. Bir de şu büyük üçgenimiz var. Toplam iki tane üçgen yaptı. Şimdi arkadaşlar noktayı buraya alıyorum. Bu noktayı köşe kabul eden sol tarafta kaç üçgen var? Bakın bir, iki ve üç. Şimdi buraya bakın arkadaşlar noktamızı buraya aldık. Evet, bunu köşe kabul eden kaç üçgen var? 1 2 ve 3 tane arkadaşlar. 3 5 6 tane burada var. 6 tane burada var. Topladığımız zaman arkadaşlar kaç yapmış oluyor? 12 tane bu şekilde de ne var? Üçgen var. Şimdi örneğimizi biraz daha zorlaştırmış oluyoruz arkadaşlar. Gelsin örnek. Evet. Arkadaşlar Önce köşeyi şurayı kabul edelim. Bakın köşeyi burayı aldık. Şimdi şurada kaç tane üçgenimiz var? Bir. Peki, şimdi köşeyi buraya aldım. Şuraya bakıyorum. Bir ve iki tane arkadaşlar buraya yazdım. Noktayı buraya aldığım zaman bakın 1 2 ve 3 tane de burada üçgenimiz var. Şimdi köşeyi burayı kabul edelim arkadaşlar. Sol taraftan kaç tane üçgenimiz var? Bir tane. Neden? Çünkü şuradan üçgen oluşmaz. Peki köşeyi bu kabul edelim. Burayı köşe kabul eden bir, iki tane arkadaşlar. Önemli olan burası. Bakın şimdi köşeyi burayı kabul ettiğim zaman bir, iki, üç, dört, beş ve arkadaşlar kaç tane var? Altı tane var. Dikkat ederseniz 3, 5, 6 tane burada var. 6, 8, 9 tane burada var. Topladığımız zaman arkadaşlar toplamda burada kaç tane üçgenimiz var? 15 tane üçgenimiz var. Şimdi biraz daha zorlaştıralım arkadaşlar örneğimizi. Köşeyi burayı kabul ettiğimiz zaman burada kaç tane var? 1. Köşeyi burayı kabul ettiğimizde hop 1. Bir tane de burada var. 2. Evet köşeyi burayı kabul ettiğimiz zaman bakın 1, 2, Üç tane arkadaşlar buraya yazdım. Şimdi noktayı buraya alalım arkadaşlar. Sol tarafta kaç tane üçgen var? Bunu köşe kabul eden bir tane onu yazdım. Noktayı buraya aldım arkadaşlar. Bakın dikkat edin bir ve iki tane bunu buraya yazdım. Burada kaç tane var? Bakın noktayı buraya aldığım zaman bir iki üç. Bir de şöyle dört beş ve altı tane arkadaşlar buraya yazdım. Şimdi bakın, burada kaç tane üçgen var? Noktayı buraya aldığım zaman bir başka da yok. Peki noktayı buraya aldığım zaman dikkat edin. bir ve büyük üçgenimiz var. 2. Noktayı buraya aldığımız zaman bakın buraya 9 gelecek arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? 3 6 kaç arttı? 3 arttı. Burada da 3 artmış olacak. 9 gelecek. İsterseniz sonra sayalım bakın. 9 tane yazdım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 arkadaşlar. Dikkat ederseniz arkadaşlar burada kaç tane var bakın 3 5 6 tane var. Dikkat edin bakın 6 8 9 tane var. Evet 12 tane de burada var. Görüyorsanız arkadaşlar bakın bu 3 6 9 arttı. Buradaki artış miktarı da aynı. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Evet bunları topladığınız zaman 27 tane de burada ne gelecek? Üçgenimiz gelecek. 12, 21, 27 tane. Toplamda ne var arkadaşlar? Üçgen var. Geçiyorum bunu da. Evet örnekler biraz daha zorlaşsın bakalım. Başlayalım arkadaşlar. Şimdi şu noktayı buraya aldık. Burada kaç tane vardı? Bir noktayı buraya aldık. Bir, iki tane hemen sayabiliriz. Noktayı buraya aldığımız zaman 1, 2, 3 Hızlanalım biraz. Noktayı buraya aldığımız zaman burada bir tane olduğunu biliyoruz. Buraya aldığımız zaman arkadaşlar 1 2 tane olduğunu biliyoruz. Noktayı buraya aldığımız zaman bakın 1 2 3 4 5 ve 6 arkadaşlar bakın 3'er 3'er artmış oldu. Noktayı buraya aldığım zaman yine burada bir tane üçgen olmuş olacak. Noktayı buraya aldığımız zaman 1 2 tane gelmiş olacak. Arkadaşlar noktayı buraya aldığım zaman dikkat edin bakın. Şimdi noktayı buraya aldığım zaman önemli olan burası zaten. Soruda önemli olan kısım burası. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 arkadaşlar. Şimdi burada yine 1, burada 2, burada 12 gelecek. Arkadaşlar bakın şuradaki artış miktarı yakaladığınız zaman 3 artıyor değil mi? Buralarda da 3 artacaktır. Başka bir şey yok. Topluyorsunuz arkadaşlar. 3, 5, 6 tane burada var. 6, 8, 9 tane burada var. Evet. 12 tane burada var. 14, 15 tane de burada var. Bakın dikkat ederseniz. 3, 6, 9, 15 geldi. 27, 36. Toplamda da kaç tane arkadaşlar üçgenimiz var? 42 tane üçgenimiz var. Şimdi şu şekle bakalım değerli arkadaşlar. Bu noktayı buraya aldığımız zaman burada 1, noktayı buraya aldığımız zaman 1 2 3 4 artık olduğunu biliyoruz. Peki noktayı buraya aldığımız zaman burada bir tane, doğru mu? Burada 1 2 tane yine gelecek. Buraya noktayı aldığımız zaman 1 2 3 tane gelecek. Bakın noktayı buraya aldığım zaman önemli olan buradaki sayıyı doğru bulmak arkadaşlar. Gerisi zaten geliyor. Dikkat edin bakın 1 2 3 ve 4 tane. 5, 6, 7, 8 tane. O zaman bu kaç kaç arttı arkadaşlar? 4 artıysa buraya kaç gelecek? 12 gelecek. Burada noktayı buraya aldığımız zaman dikkat edin bir tane var. Noktayı buraya aldığımız zaman 1 ve 2 tane var. Noktayı buraya aldığımız zaman 1, 2 ve 3 tane oldu arkadaşlar. Şimdi noktayı buraya aldığı zaman bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 olmuş oldu arkadaşlar. İşte önemli olan buradaki ifadeyi yakalayabilmek. 4 arttıysa bu da ne oldu arkadaşlar? 4 artmış oldu. Bakın dikkat edin. 4, 7, 8, 10 tane mi var burada? Evet. Burada 8, 10, 13, 14 tane var. Ve burada da 15, 16, 17, 18 tane var. Zaten arkadaşlar bakın bu 4 4 artıyorsa bu da 4 artmış olacak. Böyle bir kural geliyor. Evet topladığımız zaman arkadaşlar burada da kaç tane olmuş olacak? 42 tane üçgen olmuş olacak. Aslında bu soruyla bu soru aynı arkadaşlar. Neden? Çünkü burada iki doğru böyle. Burada da dikkat ederseniz 3 tane kesiştirdim. E burada yukarıda 3 tane indirdim. Bu ortadan 2 tane geçtim. Aslında aynı soru tipi. Dikkat ederseniz burada 1 2 3 4 1 2 3 4 5. Bu defa tersi var. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 toplam 42 çıkması gayet normal. Hepinize başarılar diliyorum. İyi günler arkadaşlar.